Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantamızı çalışacağız. Görmüş olduğunuz. Malzemeleri ben sizlere söyleyeceğim şimdi. Tahta 2 çift sapımız, 1 çift sapımız olması lazım. Aslında bu deliklerin olmaması lazım. Benim elimde bu mevcuttu. Bunu kullanmak istedim video çekmek için. Bakın şöyle zaten kapanıyor ördüğüm zaman da ama düz olsa daha güzel olur. Aslında bu çantamız kağıt ipten çok güzel oluyor. Sizler kağıt ip kullanırsanız da güzel olur. Ben video çekerken kağıt ipte zorlanacağımı bildiğim için pamuklu makromeden yaptım. Pamuklu makrome ipimiz 350 gram falan ip gider bu çantamız için. 350 gram ve 4 no tığımız ile öreceğiz. Şimdi başlangıç olarak bir tane zincir çekip tığıma sabitledim ve çantamın sapımın yani şurası şöyle şuradan 9 tane ilmek çekeceğim. Şöyle arkadan çekip bunu sıkıca pekiştirin ki gevşek durmasın. En kolay biraz şurası enli olduğu için milimizi tığımızı yaparken burası gevşek oluyor. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Şöyle yapıp alttan veriyorum elimle ilmeği tığa ve bir tane yaptım. Şimdi şuradan alttan veriyorum. Şuradan önden alıyorum. Bakın şuradan alırsanız ilmeğimizi bu ilmek dönüyor ve düzgün durmaz. Şuradan alıyoruz ilmeğimizi ve buraya sabitleyeceğim. Tekrar aldım. Şöyle. Ve bunu sıkı bir şekilde sabitliyorum. 4 tane oldu. 9 tane ilmek alacağız buradan. 5 Sizin için de biraz zor olacak ama arkadaşlar artık bunu bu şekilde 6 7 8 ve 9. Tam 9 tane ilmek aldım buradan. 9 ilmekten sonra şimdi şu yanı yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olmuş burası ama şununla birlikte 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hadi bir tane daha yapalım. 10 olacak demek ki. Evet. Tane ilmeği çektikten sonra arkadaşlar bu kenara 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Bu zincir şu köşede olacak. Sakın bu zincir böyle gelir mi falan diye düşünmeyin. Örünce ördüğünüz zaman zaten aşağıya doğru sarktığı için bu zincirimiz sabit böyle duracak. Şimdi 7 zincirden sonra tekrar buraya 13 tane ilmek atacağız. Buradaki yaptığımız işlem gibi. Yani şöyle. Bir. 2
Biraz sıkıştıralım bunu. Şurası gevşek olmasın arkadaşlar. 3 4 Bakın böyle. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Şöyle aynı eşit şekilde dağıtalım ilmeklerimizi. Ve sonuncuyu yapıyorum. Burası 13. On üç tane ilmeğimizi yaptık. Şimdi tekrar 7 zincir çekip 2, 3, 4, 5, 6, 7 zinciri çekip 9 tane şuradaki yaptığımız işlemi de bu tarafa 9 tane aynı şekilde ilmeğimizi buraya da atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet. Pardon, 9 10 olacaktı değil mi arkadaşlar? Evet, 10 olacaktı. Bazen bizler de karıştırabiliyoruz bu sayı işlerini. Ve 10 1 2 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Bakın. Şu şekilde. Şimdi 9 tane ilmeğimi 10 tane ilmeğimiz burada vardı. 13 burada, 10 burada. Şimdi bu 10 ilmeğin üstünü bütün her ilmeğin ortasına sık iğnemizi, ikili trabzanımızı örüyoruz. Başlangıçta buraya yapmıyoruz tabii. Başlangıçta bu bir tane burada olduğu için bunun yerine geçiyor hanımlar. Eğer ki burayı da yaparsak bu sefer artmış olur bu kenardan. Bu zaten buranın yeri ve hemen şuraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Her ilmeğin ortasına hemen böyle düşünün, bir de kağıt iplikle böyle video çekmek daha bir zor olacağı için ben o yüzden bu ipi tercih ettim sizlere öğretip edebilmek için. Üç, altı, sekiz, on.
10 tane sık iğnemizi yaptık. Sık iğne değil, pardon. Trabzanımızı ördük. 1 mülüs dalaraktan 10 tane her bir deliğin arasına yaptık ve tekrar mülüs dalıp bu zincir 7 tane zincirin 3 tanesine ikili trabzan yapacağız. Tam içine geçireceğiz. 1 2 ve 3. Yani çantamız hep bu köşelerden böylelikle artmış olacak. Şimdi 3 tane yaptık. 7 ilmeğin 3'ünü yapacağız. Tam ortadaki 4. ilmeğe ise geldiğimizde 1 2 zincir çekiyoruz. 1 mülüsü alıp tam bu ortadaki zincire uzatarak modelimizi ortaya yapıyoruz. 1 ilmeği uzatıyoruz. 2 2 yeterli ilk başlangıçta, biraz sık oluyor çünkü hepsini bir defada çekiyoruz ve üstünü bağlıyoruz. Yani lif yapar gibi. 2 kere doladım burayı. İpimiz kalın olduğu için, ipiniz ince olursa, işte kağıt iple yaparsanız 3 kere dolayabilirsiniz buraya hanımlar. Ortasında 1 2 2 yeterli 2 zincir çekiyoruz. 1 mülüste alıp aynı yere, aynı işlemden, ben bunlara fıstık diyorum, bir fıstık daha yapacağız. 1 uzatıyoruz şöyle ve 2. Bunları hepsini birden çekip ve burayı da sabitliyoruz. Şöyle, şu şekilde olmuş oluyor. Tekrar 2 zincir çekip bu kalan 3 zincirimizi şurada yaptığımız gibi buraya ekleyeceğiz. Zincirin tam içinden. Başlangıç sıramız biraz zor olabilir zincirlerin, bu bir de tahta sapın kenarını ördüğümüz için hanımlar. Sonra daha kolay olacak. 2 3 burayı da yaptık. Yani şöyle köşede, şimdi böyle köşede artmış oldu hanımlar. Şimdi burayı 13 tane tekrar her bir arayı trabzan öreceğiz. Dediğim gibi ilk sırada biraz zorlanacaksınız ama sonra kolay olacak. Her zincirin ortasına, ilmeğin ortasına ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tahta bizi engelliyor yaparken tabii. Evet, şimdi köşeye tekrar gelmiş oluyoruz. Buradaki işlemin aynısını bu köşeye de uygulayacağız. 3 tane zincire önce sık iğneyi, pardon, ikili trabzanı yapıyoruz. 1 2 ve 3. 2 zincir çekip şunu birazcık şöyle yapalım mı? Görmeniz açısından biraz daha net olsun. 2 zincir çekip bu orta yere 2 kere dolgu yapacağız uzatarak. İlmeği uzattık. Tekrar milüste alıp tekrar uzattık. Ve bunu komple şurayı bir çekip sonra 2 çekip şöyle kapatıyoruz burayı. 2 zincir çekip aynı yere aynı dolgudan tekrar yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekip şu kalan 3 tane zinciri de dolgu yaparak 1 2
Herhalde ses oluyor. Şunu da getirelim yine de kenar. 2. Şurası da 3. 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bütün 10 tane ilmeğin arasına tekrar trabzanımızı örüyoruz. Diğer tarafta yaptığımız gibi. İlk sırasında zorlanacaksınız hanımlar, sonra çok kolay olacak. Her sırasını göstermek istiyorum ki daha iyi anlayıp öğrenebilirsiniz diye. Bazen videoyu kısa tutarken arkadaşlar yazıyor yorumlara, biz uzun seviyoruz. Hani videonuz uzun ne kadar olursa biz daha hoşumuza gidiyor diye. Ben de hepsini göstereyim istedim sizlere bugün. Ve son ilmeğimizi de şunun kenarından, başlangıç olduğu için biraz zor oldu ilmeği almamız. Evet. Son ilmeğimizi de yaptık. Şu şekilde. Şimdi hanımlar tekrar 1 2 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Yine her zamanki gibi bu baştaki ilmeği değil, onun yanındakini şöyle devam ediyoruz ikili trabzanımızı örmeye. Şimdi buraya şu artırdığımızla birlikte burayı ördük. Şimdi artık bu boşluklara da zincirin içine değil arkadaşlar. Artık burada zincir vardı, o yüzden öyle yaptık. Şimdi şu boşluklara artık ikişer tane artırarak gideceğiz. Şuralara 1 2 ilmek attık buraya. Bir ilmek de bu fıstığın tam başına ve böylelikle 3 oldu. Bu artışımızı yapıyoruz. Sonra iki tane zincir çekip tam bu fıstıkları yaptığımızın tam orta yerine, iki zincir çekmiştik ya arkadaşlar ortada, bunun aynısını orta yere yapıyoruz. Yani şurasını oluşturacağız. Şu modeli oluşturacağız köşeye. Hem bu kenarlardan artmış oluyor hem de orada bir modelimiz oluyor. Uzatıyoruz ilmeğimizi. 1 2 Bunu isterseniz 3 de yapabilirsiniz. Daha pot dursun diye. Çektik. 1 2 zincir çekiyoruz ortada. Aynı yere tekrar 1 2 3 tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Şu şekilde. Sonra 2 zincir çekip şu yandaki yaptığımız 2 zincirin zincirlerin ortasına değil, boşluğa direkt, ama ilk başta şu yaptığımız fıstığın başı var. İsterseniz ona yapmayabilirsiniz. Bununla birlikte 3 oluyordu. İsterseniz sadece boşluğa 3 tane de yapabilirsiniz. O fark etmiyor. Boşluğa 3 tane doldurduktan sonra şöyle ikili trabzanı örerek tekrar dümdüz gidiyoruz öbür köşeye kadar. Öbür köşede tekrar artırma işlemini göstereyim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 sıra. Aynı işlemi 9 sıra olana kadar sonra tekrarlayacağız.
çantamızın büyümesine sebep oluyor bu şekilde örerek. Evet, sona geldik. Şimdi bakın burada nasıl artırdık. Şimdi burada da aynı şekilde burada da yapıyoruz. Şu iki zincir vardı boş. 3 tane oraya dolduruyoruz. 1, 2, 3. 3 tane dolduruyoruz. 2 zincir çekip fıstığın ortadaki yere aynı fıstıktan tekrar yapıyoruz. Uzatıyoruz burayı, ilmeğimizi bir tutuyoruz burayı. Tekrar bir tane daha. 3 tane dolgu yapıp hepsini birden çekiyoruz. Sonra sabitliyoruz orayı. Sonra 2 zincir çekip aynı işlemi aynı yere tekrar yapıyoruz. 3 oldu ve sabitledim. Modelimiz bu şekilde gidecek. 2 zincir çekiyoruz. Buradaki boşluk yere 1 2 3 defa dolduruyoruz. Sonra bu başa kadar bu ilmeğimizi tekrar örüyoruz. Yani buralardan ve şuradan artmış oluyor. Bir şuradan bir şuradan üçer üçer bu çantamızı büyütüyoruz. Rafya ipleri var arkadaşlar. Rafyadan da çok güzel oluyor. Kağıt ipten güzel oluyor demiştik. İstediğiniz iplerden de örebilirsiniz. Modeli zaten aynı olduktan sonra ip tercihini kendiniz yapabilirsiniz. Ben kolay örebilmek için videoyu çekerken o yüzden böyle bu ipi kullandım. Ama bence bu ip de güzel oldu. Ve son ilmeği de yaptım. Evet arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi çantamız bu şekilde böyle büyüteceğiz. Köşelere geldiğimiz zaman tekrar şöyle bir anlatayım. Köşelere geldiğimiz zaman üçer tane bu boşluğa yapıyoruz. Sonra tam ortaya bu fıstıklardan iki tane yapıyoruz. Arasına iki zincir çekip tekrar 2 zincir çekip buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Sonra direkt dümdüz örerek aynı işlemi bu tarafa da uyguluyoruz. Bunu yaparak bu 1 2 sıra oldu. Yani şu fıstıklar 2 tane oldu. 9 tane olana kadar şunun gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane şu şekilde 9 tane olana kadar bu işlemi aynı şekilde dönerek örüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu şekilde bu kadar ördüm. Siz bunu küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Bunun için de bunu örerken zaten şurayı örerken ne kadar büyüklükte olduğunu sizler kendiniz karar verirsiniz. Bittikten sonra zaten anlayacaksınız. Bu 9 tane ama benim burası geniş gözüküyor. Fakat diktikten sonra burası böyle içinde bombili kalacak. Neden derseniz çanta açıldığı zaman rahat olsun diye şu şekilde olacak. Onu zaten dikiş sırasında göstereceğim sizlere. Şöyle bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi siz 9 sıra burayı örelim. Evet arkadaşlar şimdi bakın 9 sırayı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ipimiz burada kaldı. Şimdi bu ipimizi biraz uzun bırakalım. Dikişe de lazım olacak. Şuradan keselim ipimizi ve bunu çıkartıyoruz artık. Şimdi çantamızın şu iki ucundan yani şu fıstığın tam ortasından
Tekrar ilmeğimizi takacağız. Bu sefer aşağıya doğru olan yeri öreceğiz, şu tarafı. Şimdi burada bir zincir çekip şuraya, yani şu fıstığın tam ortasına ilmeğimizi taktık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Milüstü alıp tam fıstığın üstüne, sonra 2 tane de bu boşluğa normal örüyoruz gibi. Sonra devam edip diğer köşeye kadar geleceğiz şimdi. Birazdan göstereceğim size. Bu şekilde 3 sıra düz öreceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. 3 sıra olacak. Sonra birer birer 3 kere aşağıya doğru çantamızda meyil olsun diye, hani alt tarafı da böyle çok bol olmasın diye keseceğiz kenarlarından ilmeklerimizi. Evet, devam ediyoruz diğer uca kadar. Evet arkadaşlar, diğer uca da geldik. Şimdi burada da diğer tarafta yaptığımız gibi 2 tane buraya boşluğa, bir de fıstığın başına İkili trabzan, bir tane de buraya. Şu şekilde. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip geri döneceğiz. Şu şekilde. Şimdi 1, 2. Yani bu düzden şöyle oldu. Aşağıya doğru gittiğimiz için şimdi 3 sıra yapacağız. Birinci sıramızı ördük. Burada dümdüz çantamızın alt kısmını dümdüz örüyoruz. 3 sıra olacak dümdüz. Sonra keseceğiz yanlardan birer tane. Bakın. Şöyle de göstereyim. Şimdi aşağıya doğru şöyle düz bir şekilde 1, 2, 3. sırayı da öreceğiz. Sonra kesmeleri göstereceğim size. Evet, 3 sıramızı 1, 2, 3 aşağıya doğru ördük. Yani arkadaşlar, şu gördüğünüz gibi alta doğru, şöyle göstereyim, hafif bir meyil yaptık. Çünkü bu çantanın bu yukarı tarafı şöyle içeride kalacak. Yani bombil gibi diktiğimiz zaman bu şekilde durduracağız. Katip de daha güzel duruyor o yüzden. Böyle açmamız esneklik açısından daha güzel dursun diye. Ben aşağıya da böyle dar yapmak istedim. O sizin tercihinize kalmış ama böyle daha güzel oluyor. 3 tane 3 sıra ördükten sonra düz. Şimdi bir buradan bir de diğer taraftan kesme yapacağız birer tane. Şimdi bu ilmeğimizi 3 tane zinciri çektik. Bir üstümüzü alıp örüyormuş gibi battık. Bir kere de çıkarttık. Bunu bekletiyoruz şimdi. Tekrar bir üstü alıp onun yanındakine tekrar ikisini alıp burada üçünü birden çektiğinizde burada ilmek sayımız azalmış olacak. Şu şekilde.
Zincirde çekmeye de bilirsiniz, potluk olmasın diye. Bu üçünü birden aldık. Normal örüyormuş gibi sonra devam edeceğiz. Karşı tarafa gidene kadar aynı işlemi, kesme işlemini karşı tarafta da yapacağız. Sonra arkadaşlar, bakın şurada göstereyim size. Şu şekilde. 1, 2, 3 sıra düz yaptık. Değil mi? Sonra burada az önceki yaptığımız işlemi kestik. Diğer tarafta da aynısını yapacağız. Sonra bir sıra düz geleceğiz. Şu sıra yani. Kesme falan olmayacak. Dümdüz geliyoruz. Sonra tekrar bir sıradan sonra tekrar aynı işlemi yapacağız. Şurada bakın kesme işlemini. Diğer tarafta da bu ucun diğer tarafında da keseceğiz. Sonra dümdüz tekrar geliyoruz. Arada yani kesmeden bir sıra düz gitmemiz lazım. Sonra şurada tekrar kesiyoruz. Yani toplamda 1, 2, 3 tane kesim işi yapacağız ama aralarda birer tane düz örmüş olacağız. Sonra da 2 sıra düz yapıp kesme falan olmadan 2 sırada düz örüp çantamız bitecek. Aşağıya doğru meyilli olacak. Şimdi buradaki işlemi diğer tarafta da göstereyim size arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız ondan sonra. Bu aynı buradaki işlemi bir sıra düz tekrar yapacaksınız. Bir sıra düz tekrar yaptıktan sonra 2 sıra düz bitip çantamızı bitireceğiz. Dikme aşamasına getireceğiz ondan sonra. Diğer ucuna az kaldı arkadaşlar. Oraya geliyorum şimdi. Şimdi başlarken kesmeyi öğrendiniz. Bitirirken kesme nasıl diye göstermek istedim sizlere. Sona geldik. Şimdi burada 1, 2 bir de zincirin olduğu yere batıyorduk 3 tane. Nasıl orada 3 ilmeği birden tutup kestik. Burada da 1, 2, 3 kalarak bir üstümüzü alıp ilkini örüyoruz. İkisini çıkartıyoruz. 1 mil üstü daha alıp bunu da 2 tanesini çıkartıyoruz. Bunlar bekliyor. Tekrar mil üstü alıp ikisini çekiyoruz ve sonra komple hepsini birden çekiyoruz. Kesme işlemimiz olmuş oluyor. 3 tane zincir çekip burada geriye dönüyoruz. Bu sırada kesme falan yok, dümdüz gidiyorduk. Hiç kesme falan yapmıyoruz. Düz gidiyoruz. İkinci sırada bundan bu sıradan sonra tekrar şu işlemi iki uçta da aynısını yapıyoruz. Tekrar bir sıra düz gidiyoruz. Tekrar aynı işlemi 3 kere
tamamlamış olacağız. Sonra iki sıra düzden sonra şunun gibi çantamız bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, çantamız tamamlandı. Bitirdikten sonra buraya ek yaptıktan sonra 11 sıra ördükten sonra çantamızı bitiriyoruz bu şekilde. Ve şimdi daha sonra yapacağımız işlem bu üç tarafını dikiyoruz. Sonra da diktikten sonra ağız kısmına kirpik yapacağız. Yani modelin şuraya uygun bir kirpik modeli uygulayacağız. Önce çantamızın üç tarafını bir dikelim. Dikişimiz arkadaşlar, bu köşeden iki ters tarafın iç tarafına düz yerini getirip önce şu burayı pekiştiriyoruz birkaç defa iğne ile atarak ve sonra burası ters tarafı, iki tarafında ters tarafı oluyor ve bu ilmeklerden bir buradan bir buradan dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın böyle. Sıkı bir şekilde çantamızı ters taraflarından dikiyoruz. Sonra çevireceğiz çantamızı tabii ki. Bu şekilde üç tarafını her ilmekten geçirerek şu şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, çantamızı diktik şu an. Hazır oldu çantamız. Bakın. Şimdi kenar kirpiğini yapacağız. Kenar kirpiği şu modelin teklisini yapacağız. Hem takım olmuş olur. Tığımıza bir zincir atıyoruz. Şu şekilde. Bir zincir atıp hemen şu başlangıç yerine bunu pekiştiriyoruz. Ve uzatıyoruz tığımızı. İlmeği uzatıp aynı yere bir uzatarak lif yapar gibi iki ve aynı şekilde hepsini birden çekiyoruz. Ve şu birinci sıra, şu da ikinci sıramızdı. Şu iki sırayı kaplayacak şekilde ikinci sıranın tam ortasından ilmeksiz bu yaptığımız dolguyu buraya pekiştirdim. Şu şekilde. Şimdi burada bir zincir çekip aynı yere tekrar ilmeğimi uzatarak bir ve iki. Biraz zor çekildi. Şu şekilde. Ve bunu da aynı şekilde topluyoruz. Bir, iki taneyi kaplayacak şekilde bunun tam orta yerine ilmek almadan tekrar pekiştirdik. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Uzattık tığımız ilmeğimizi. Aynı yere bir, iki tane çekip hepsini topluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir, iki taneyi kaplayacak şekilde buraya pekiştirdik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu şekilde kenarımızı buraya gelene kadar yapıyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde yapıyoruz. Kirpiğimiz de tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu da kenarlarımız bitti ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. İpleri de içerilerden yürüttüm görünmemesi için. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bu çanta hakkında da, çalışmamız hakkında da. Abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle, hoşça kalın.